Anadolu Üniversitesi 3. Yarı Yıl Göz Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2022 Final Dönem Sonu Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp ve Bingazi'de İtalyanlara karşı yürütülen mücadelenin örgütlenmesinde yer alan kişilerden biri değildir? A. Kol ağası Mustafa Kemal Bey Atatürk B. Binbaşı Enver Bey. C. Nuri Killigil Bey. D. Ali Çetin Kaya Bey. E. Şehzade Faruk. Doğru cevap E. Şehzade Faruk. Soru 2. Kanlı Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren mütakere ile birlikte Osmanlı Devleti Orta Doğu ve Arap Yarımadası'ndaki topraklarından ve Kafkasya'dan vazgeçtiğini kabul etmiş oluyordu. Devlet tamamıyla parçalanmış, elinde yalnızca Anadolu ve Doğu Trakya kalmış durumdaydı. Yukarıdaki söze edilen antlaşma ya da mütareke aşağıdakilerden hangisidir? A. Selanik Mütarekesi B. Mondros Mütarekesi C. Lozan Antlaşması D. Montreux Antlaşması E. Mudanya Mütarekesi Doğru cevap B. Mondros mütarekesi. Soru 3. Misak-ı milli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Milli mücadelenin nihai hedefidir. B. Misak-ı Milli bir bağımsızlık bildirisidir. C. Misak-ı Milli kararlarına göre Havza ve Amasya Genelgeleri hazırlanmış ve yayımlanmıştır. D. Türk vatanının sınırlarını çizmiş ve vatan sınırlarının parçalanamaz ve bölünemez olduğunu açıklamıştır. E. İtilaf devletlerine karşı Türk milletinin boyun eğmeyeceğinin kanıtıdır. Doğru cevap C. misak milli kararlarına göre Havza ve Amasya genelgeleri hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Soru 4. Sultan Abdülmecid'in yayımladığı mülki ıslahat programıdır. Bu ferman geleneksel yapıyı kökten sarsacak yenilikler getirmekteydi. Müslim gayrimüslim eşitliği Yunan ve Sırp isyanlarıyla birlikte milliyetçi bir tutum sergileyen gayrimüslimlerin imparatorluktan ayrılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan ve daha sonra sık sık vurgu yapılan bir Osmanlı milleti teşkil etmeyi hedefleyen önemli projenin ilk adımıydı. Yukarı yukarıdaki sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Kanuni esası B. ikinci Osman'ın katledilmesi C. Nizam-ı Cedid D. Edirne vakası E. Tanzimat fermanı Doğru cevap E. Tanzimat fermanı Soru 5. Kuvayi Milliye'nin oluşturulması fikri hangi olay sırasında gerçekleşmiştir? A. Mondros Mütarekesi'nin imzalanması, B. Fransızların Maraş'ı işgali, C. İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgali, D. Yunanlıların İzmir'i işgali, E. Erzurum Kongresi'nin toplanması. Doğru cevap D. Yunanlıların İzmir'i işgali. Soru 6. Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır emrini verdiği muharebe aşağıdakilerden hangisidir? A- Sakarya Meydan Muharebesi, B- 1. İnönü Muharebesi, C- 2. İnönü Muharebesi, D- Kütahya Eskişehir Muharebesi, E- Dumlupınar Muharebesi. Doğru cevap A- Sakarya Meydan Muharebesi. Soru 7. Mustafa Kemal Paşa siyasal ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz. Kısa zamanda söner sözünü aşağıdakilerin hangisinde dile getirmiştir? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında B) Türkiye İzmir İktisat Kongresi'nde C) Türk Tarih Kongresi'nde D) İş Bankası'nın açılışında E) 10. Yıl törenlerinde. Doğru cevap B. Türkiye İzmir İktisat Kongresi'nde. Soru 8. İtilaf devletleri Lozan Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yanında İstanbul hükümetini de çağırmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A. İstanbul hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasındaki anlaşmazlıkları çözmek. B. İstanbul hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımasını sağlamak. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Avrupa'ya tanıtılmasını sağlamak. D. İki hükümetin de güvenini kazanmak. E. Türk milleti arasında ikilik yaratmak ve milli mücadeleyi akamete uğratmak. Doğru cevap E. Türk milleti arasında ikilik yaratmak ve milli mücadeleyi akamete uğratmak. Soru 9. Türkiye'nin boğazlar üzerindeki tam egemenliğini sağlayan antlaşma ya da sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? A. Montre Boğazlar Sözleşmesi B. Balta Limanı Antlaşması C. Hünkar İskelesi Antlaşması D. Lozan Barış Antlaşması E. Aynalı Kavak Sözleşmesi Doğru cevap A. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Soru 10. Mustafa Kemal Paşa'nın telkinleriyle dönemin Sağlık Bakanı Doktor Rıza Nur Bey ve 78 arkadaşı hazırladıkları önergeyi meclise sunmuşlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen uzun tartışmalar sonucunda 1 Kasım 1922'de çıkarılan bir kanunla nokta nokta kaldırılmıştır. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Kapitülasyonlar B. Kapotaş Yasası, C. Saltanat, D. Aşar Vergisi, E. Halifelik. Doğru cevap C. Saltanat. Soru 11. Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı verilen silahlı mücadelenin başındaki komutan aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Kemal Atatürk B. Mustafa Fevzi Çakmak C. Mustafa İsmet İnönü D. Musa Kazım Karabekir E. İbrahim Refet Bele Doğru cevap D. Musa Kazım Karabekir Soru 12 Aşağıdakilerden hangisi 1932-1938 yılları arasında Türk dış politikasında yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir? A. NATO'ya üye olunması B. Balkan Antantı'nın imzalanması C. Sadabat Paktı'nın imzalanması D. Montre Sözleşmesi'nin imzalanması E. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması Doğru cevap A. NATO'ya üye olunması. Soru 13. Ankara hükümetinin Lozan Barış Konferansı'nın ikinci döneminde özellikle Musul konusunda ABD'nin desteğini almak için yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD'ye elçi atanması B ABD ile ihracat ithalat anlaşmasının yapılması, C Chester projesinin onaylanması, D ABD'ye deniz ulaşımı ayrıcalığı verilmesi, E ikili eğitim anlaşmasının yapılması. Doğru cevap C Chester projesinin onaylanması. Soru 14. Lozan Barış Konferansı'nda çözülemeyen Musul meselesinin çözümü için bir araya gelen Türk ve İngiliz heyetleri arasında yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir? A. Paris Konferansı B. Londra Konferansı C. İstanbul Konferansı D. Edirne Konferansı E. Haliç Konferansı Doğru cevap E. Haliç Konferansı Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa tarafından açıklanan 9 Umdenin içeriğinde yer almaz? A ilk öğretimde öğretimin birleştirilmesi ve bütün okulların çağdaş temelleri oturtulması, B ulusun tek ve gerçek temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması, C ülkedeki güven ve asayişin ulusun istek ve gereksinimlerine uygun olarak sağlanması, D aşar vergisinin olduğu gibi korunup devletin gelirinin artırılması, E egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olması. Doğru cevap D. Aşar vergisinin olduğu gibi korunup devletin gelirinin artırılması. Soru 16. Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Nisan 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim kararı alındıktan sonra 8 Nisan'da Müdafaa-i Hukuk grubuna açıkladığı ilkelere ne ad verilir? A) Müdafaa-i Hukuk Beyannamesi B. Milli Umdeler Beyannamesi C. Misak-ı İktisadi D. Misak-ı Maarif E. Seçim Beyannamesi Doğru cevap B. Milli Umdeler Beyannamesi Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1921 Anayasasında yapılan değişikliklerden biri değildir? A) Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından meclis üyeleri arasından seçilir. B. Devletin hükümet şekli cumhuriyettir. C. Türkiye devletinin dini İslam dinidir. Resmi dili Türkçedir. Başkenti Ankara'dır. D. Türkiye devleti başbakan tarafından yönetilir. E. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare şekli halkın kendi kaderini kendisinin tayin edeceği temeline dayanır. Doğru cevap D. Türkiye devleti başbakan tarafından yönetilir. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi 1927 kongresinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programına giren Atatürk ilkelerinden biri değildir? A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Laiklik E) Milliyetçilik Doğru cevap C) Devletçilik. Soru 19 hem Ankara'yı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni resmi olarak ilk ziyaret eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yunanistan Başbakanı Venezilos B. Afgan Kralı Amanullah Han C. İran Şahı Rıza Pehlevi D. İngiltere Kralı 7. Edward E. Irak Kralı Faysal Doğru cevap B. Afgan Kralı Amanullah Han Soru 20. Düzenli Türk Ordusu'nun Batı Cephesi'nde Yunanlılar ile yaptığı ilk muharebe aşağıdakilerden hangisidir? A) 1. İnönü Muharebesi B) 2. İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Kütahya Eskişehir Muharebeleri E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi Doğru cevap A) 1. İnönü Muharebesi Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.